Merhaba, ben Berker Güngör. Bir Teknopat videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün Asus'un VivoTab TF810C modeline beraberce yakından bakacağız. Beraberinde gelen aksesuarlardan bir tanesi bu deri taşıma kılıfı. Gerçekten hoş bir kılıf, mıknatıslı bir kapağı var. Rahatlıkla toplantılara yanınıza götürebilirsiniz cihazı. Tableti elimize ilk aldığımızda doku ile birlikte geliyor bu arada, bunu söylemem lazım. Dokuna takılıyken bir Ultrabook ve Netbook arasında bir cihaz olduğu izlenimine kapılabilirsiniz. Ancak gerçekte bu 11.2 inçlik bir ekrana sahip olan bir Windows 8 tablet. Windows 8 32 bit işletim sistemi kullanıyor, Windows RT değil. Haliyle masaüstü bilgisayarınızda ya da dizüstü bilgisayarınızdaki kullandığınız 32 bitlik uygulamaları, ofis programlarını, diğer herhangi bir yazılımı rahatlıkla bunda da çalıştırabilirsiniz. İşlemci olarak Intel'in yeni nesil Atom Z2160 çift çekirdekli işlemcisini kullanıyor. 1.8 GHz hızında çalışan bu işlemci kendi grafik yongasına da sahip bütünleşik. DirectX 9.3 en fazla destekliyor. Bu da tablette yeni nesil oyunların oynanmasını biraz zorlaştırıyor. Zaten performansı da buna çok müsait değil. Bu daha ziyade bir iş makinesi olarak tasarlanmış. Sahada beraberinizde taşımak isteyeceğiniz dizüstüyle tablet arasında kendi sınıfını oluşturan bir cihaz. En büyük özelliklerinden bir tanesi cihazın ciddi şekilde alüminyum gövdeye sahip olması. Ancak ilk bakışta gözünüze çarpan şey alüminyum gövdenin üst tarafının plastik olması. Bunun bir sebebi var. Burada NFC, wireless vesaire antenler var ve bunun olduğu bölümün plastik olması yayını alabilmesi için şart. Burada bir adet kamerası, LED flash'lı görüyoruz. Ön tarafında da yine görüntülü konuşmalar için bir daha düşük megapikselli bir kamerası var. Doku ile beraber satılan aletin çok önemli bir özelliği var. Bu dok sadece klavye olarak kullanılmıyor, touchpad de var. Aynı zamanda içinde kendi bataryasını da içeriyor. Bu durumda yaklaşık 10 saat tabletin kendi bataryası artı 9 saat kadar da doktaki bataryayla birlikte cihaz yaklaşık 19 saat normal bir kullanımda 18 saate rahatlıkla geçiyor, biz bunu gördük. Çalışma ömrüne sahip. Bu herhangi bir dizüstü bilgisayarda ya da tablette olmayan bir çalışma süresi. Ve özellikle uzun yola giderken ya da sahada uzun çalışmalar yapacaksanız çok büyük bir artı. Şarj aletini rahatlıkla evde bırakıp günü o ofis dışında geçirebilirsiniz. Tableti şurada gördüğünüz düğmeyi kullanarak doktan çıkarıyoruz. Bunu tablet kapalıyken de yapabiliyoruz. Hatta gösterelim. Şu şekilde tekrar oturttuk. Kapalı. Kapalıyken çıkardık. Tableti bu şekilde çıkarıp elimize aldığımızda gayet hafif olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 650 gram civarında bir ağırlığı var. Dokuyla beraber 1.2 kilograma çıkıyor. Yani 1200 gram civarına çıkıyor. Tabii dokunun içinde bataryanın da olması dokun ağırlığını arttırıyor. 1200 gram çoğu dizüstü bilgisayarın yaklaşmaya çalıştığı ama beceremediği bir ağırlık. Ancak ultrabooklar bu ağırlığa yakın seviyelere çıkıyorlar. Tableti bu şekilde elimize alıp kullandığımızda gayet hafif fakat çok geniş. 11.2 inç ekran. Bir eksik olarak bu tablette henüz 3G ya da 4G modem bulunmamasını görebiliriz. Sadece wireless bağlantıyla NFC de var. Bluetooth var ama 3G yuvası yok. Asus'un ileride 3G ya da 4G destekleyen bir modem 3G ya da 4G destekleyen bir model çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli değil. Şu an için aldığınızda sahada kullanmak için cep telefonunuzdan ancak bağlantıyı paylaştırarak internete bağlanabilirsiniz.
Onun dışında ofis ya da evde çalışırken wireless ağınızı kullanarak çalıştırabilirsiniz. Cihazı ilk çalıştırdığımızda karşımıza Windows 8 Meteor ara birimi geliyor. Windows 8 Meteor ara birimi gördüğünüz üzere büyük simgelerle donanmış ve parmakla kullanılmaya son derece uygun bir ara birim. Tabii bunu tablet olarak kullanmak için dokundan çıkaralım ve doku bir kenara bırakarak tableti elimize alalım. Aşağıda home tuşunu görüyorsunuz. Bu direkt Windows 8 ara birimine götürüyor bize, hangi ekranda olursanız olun. Windows 8'de diyelim ki bir uygulama başlatacağız. Uygulamayı buradan bulabiliyoruz. Ya da şöyle, mesela masaüstü açıktı. Masaüstüne tekrar girdik. Ve Internet Explorer'da Teknopat sistemimize bir göz atalım. Gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Yeni bir uygulama başlatalım. Paint'i çalıştıralım. Bing'den artık tabii olmadı. Home tuşuna basıp geri dönelim. Burada ara. Paint hemen geldi. Paint'i çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bir yeni dosya açıldı. Burada tabletle beraber gelen Wacom tasarımı dokunmatik kalem var. Bu kalem dokunmatik ekranda herhangi bir çalışma yapmanıza izin veriyor. Gayet kullanışlı bir kalem. Beraberinde yedek uçları da geliyor. Zaman içinde kullanma aşınmayla beraber değiştirebilmeniz için. Windows 8 ara birimi, klasik ara birimi dokunmatik kullanıma pek uygun değil. O yüzden tablet olarak kullanacağınız zaman genelde Meteor ara birimi geçmekte fayda var. Home tuşuna basıp tekrar masa üstüne çıktık. Burada uygulamaları görüyoruz. Buradan yukarıya çektiğimiz zaman tüm uygulamaları listesine rahatlıkla erişebiliyoruz. Sağ taraftan çektiğimiz zaman parmağımızı başlangıç, cihazlar, ayarlar, paylaşım, arama tuşları var. Ayarlara bastığımızda güç, açma kapama, ses, ekran özellikleri, wireless özellikleri, klavye, sanal klavye, bunlara ulaşabiliyoruz, rahatlıkla yardım ulaşabiliyoruz. Soldan çektiğimizde arka planda zaten açık olan uygulamaları getiriyoruz. Mesela masaüstü açıktı, arka planda geri getirdik. Tekrar masaüstüne giriyoruz. Bu şekilde dokunmatik ekranı gayet hassas, rahatlıkla çalışılabiliyor. Kadraj değiştiğinde özellikle uzun belgeleri ya da tasarım metinlerini, tasarım dosyalarını görmek istediğinizde bu şekilde yanlamasına çevirip kullanabiliyorsunuz. Portre ve landscape olarak geçer bunlar genelde. Skype, Kindle, Netflix, daha pek çok uygulama var. Microsoft'un uygulama pazarı da gittikçe artan sayıda uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar rakipleriyle yarışacak, henüz Android'le yarışacak kadar çok sayıda olmasa bile zaten gelen uygulamalar çoğunlukla Windows 8 uygulamaları, 32 bit uyumlu olduğu için masa üstünde kullandığınız uygulamaları da buraya atıp rahatlıkla beraberinde kullanabilirsiniz. Burada şarj cihazını göstermek istiyorum.
Şarj cihazının ucu gayet yassı, farklı bir tasarım. USB şarj cihazı olduğu için rahatlıkla bir ucu USB. Bu cihazı başka cihazları şarj etmek için de kullanabilirsiniz. Doğrudan tableti şarj edecekseniz şarj cihazının ucunu alttaki dok yuvasına sokarak tabletin bataryasını şarj edebiliyorsunuz. Tableti dokla beraber kullanacağınız zaman dokun yanındaki şarj yuvasına takıyorsunuz. Çok ilginç bir özelliği var. Tableti kullanırken doku şarja bırakabilirsiniz. Dok tablete takılıyken iki batarya da aynı anda şarj oluyor. Öncelikli olarak tableti şarj ediyor ama aynı zamanda dokun bataryasını da şarj ediyor. Bu sayede bir bataryayı şarj ederken diğeriyle çalışmaya devam etmeniz mümkün. İkisi toplamda 19 saat ömür sağladığı için, çalışma ömrü sağladığı için bu gayet uzun bir ömür. Ayrıca beraberinde gelen diğer aksesuarlardan bir tanesi de bu küçük adaptör. Bu adaptör yandaki şarj noktasını ister tablette ister dokta bulunan şarj noktasını doğrudan USB 2.0 portu olarak kullanmanıza izin veriyor. Beraberce cihazın üzerindeki portlara ve düğmelere yakından bir bakalım. Sağ tarafta ses açma kapama düğmesinin yanında küçük bir lastik bir kapakçıkla korunan mikro HDMI bağlantısını görüyoruz. Buradan televizyona HDMI 1.3 standardının üzerinden görüntü vermek mümkün. Sol tarafa baktığımızda 3.5 mm kulaklık yuvası, hemen yanında mikro SD hafıza girişi, 64 GB'a kadar SD mikro SD kartları destekliyor. Üst tarafta açma kapama düğmesini görüyoruz. Yan tarafta dock portu için çıkarma düğmesi. Aşağıda klavye bağlantı yuvasını görüyoruz sağ tarafta. Arkasını çevirdiğimizde de iki tarafta hoparlör çıkışlarını görüyoruz. Sesinin çok güçlü olduğu söylenemez. Ancak bu bütün tabletlerde yaşanan bir problem. Fakat hoparlörlerin ekrandan arka tarafa, kullanıcıdan uzağa doğru yönlendirilmiş olması da sesi gayet kötü etkiliyor. Bunu da söylemek lazım. Eğer müzik dinleyecekseniz ya da bir şeyler seyredecekseniz kulaklık kullanmakta fayda var. Aksi takdirde ses kalitesi biraz zayıf kalıyor.